Hocam sesiniz gelmiyor. Sesim geliyor mu diye sordum ama tabii sesim geliyor mu diye sorduğuma duymadığınız için cevaplayamadınız. So, today we are going to go over file input and output. We will discuss various examples prepared by Chip Klostermeyer. The web address is given below so that you can visit later for more resources and examples. We will discuss handling errors because, for example, when you open a file, the file may not exist. So that is an error. So the example will show how to handle those kind of errors, whether the file is busy or file is not available, etc. And further. So the file, a file is an external collection of related data treated as a unit. So it's an external collection of data. The primary purpose of file is to keep a record of data when the computer is off. Since the contents of primary memory are lost when the computer is shut down, we need files to store our data in permanent form. So file input and output is quite necessary, fundamental operation. And you should be very familiar with file operations. File is external. It's an external collection of related data treated as a unit. So it will be treated as a unit. So its data type is file. Okay. Dosya. Huh? No, file is file. Directory is another file showing locations of the files. So directory is a file. It shows where the files are. The concept of stream is interesting and it's more visible in C++ and Java. So in modern languages, the word streams are more pronounced. But in C also, we have streams, and the concept of streams comes from the C. Data that is input to an output from a stream forms a stream. So how? A stream can be associated with a physical device such as terminal or with a file stored in auxiliary memory or a network device or an input-output device. Any kind of input-output device such as a temperature sensor. So if something is sending information or receiving information one after another, in serial, sırayla, as a pipe, then we call it as a stream. So we treat it as a stream, meaning that define a pointer to stream and use that pointer to stream to access to next element, next element, next element, next element, etc. So that is how stream is. Stream is actually kind of river. Data comes through the stream and you collect this data from the end. And when you are putting some data to the stream, you are outputting to one end. If it's another stream, this is another PC. So this is computer one, and this is computer two. Different computer. One computer is, for example, sending data to stream. Another computer is getting data from the stream. So there is an input-output communication channel in one direction. This is one direction. If it is two-directional, output and
Because computer one outputs data to stream, you get data from the stream. So stream is external. We are the computer. So we are outputting to stream. That means we are putting things to stream. And it goes to the other side. Like it goes to printer. It goes to other computers like here. It goes to file. File is also stream. File, these streams can be text or binary. Yes, there is. Tabi tabi, TTY, teletypewriter. Did you watch the old film by MIT, Time Sharing? I sent the link at the beginning of the year. So in the time sharing video, in the older days, like 1960s, there were no monitors. There were typewriters. So you type, it goes into paper. At the same time, it is inputted to computer. There was no screen. Okay. And if computer prints something, puts something output as an output, as a stream, it prints automatically without your touch. So output and input are done in separate lines on the paper, continuous paper. Please watch the video that I sent to you called as time sharing. Hayır, klavye hareket etmiyor. Tuşlar basıyor, printer kendi kendine yazıyor. Yani, klavye oynamıyor tabii. İçerideki mekanizma oynuyor. Klavyenin oynamasına gerek yok olduğu için. Yani. So that was 1962. And the name of that device is teletypewriter. Teletypewriter. So it is also treated as a stream. And in today in Unix and Linux, output and input devices are, the keyboards are also treated as TTY stream. So name still stays as TTY. TTY 0, TTY 1, TTY 2, etc. If you have multiple keyboards. So, yeah, keyboard, file, when you are reading something, that is input stream. When you are putting something to the file or some kind of destination, it is the output. So that is your question, actually. Stream concept. In C++, we have C in and C out. This is greater than C in arrow I puts some data, some number to a variable. This one prints the K to the output. So C in and C out is used as a stream keyword, stream input and output keywords. And double arrows are used in C++ language. So it is little bit better, little bit more understandable. So you don't deal with printf and scanf, although if you want to use it with the formatted way, printf and scanf is also available, but C in and C out is handy. And the stream concept is more visible with that syntax. So standard stream names have already declared in STDIO header
header file and cannot be declared again in your program. So you don't have to redeclare standard input and output. STDIO declares, for example, standard output. So if you print something, printf something, the standard stream is STDOut. So STDOut is actually the console, the window that you are working. You can redirect STDOut to a file so that anything you print may be sent to another file. So output of your program can be recorded if you want. Okay. Or just open it. Do you want me to open it? Let's see. STDIO.h. Yani böyle direkt bir text dosyasının içine bir şeyler yazabilir miyim? Evet. This is not as good. Declaration of these functions. Scanf declaration of these functions are given in STDIO. That's it. Let me show it. Probably this may have. Evet. Onun assembly kodu var. Kütüphane olarak yazmışlar, compile etmişler. Printf dediğin zaman bir fonksiyon. O zaman keyboard ama header'ın içinde fonksiyon tanımı değil. Header'ın içinde deklarasyonu var. Fonksiyon lib'de tanımlı. Yani library'sinde tanımlı. Şey kodu library'sinde. Declaration'ı STDIO'da. Değiştirmezsen aynı yer. Şunun içini doğru dürüst bir yerde diğer header'lar, kompleks sayıların header'ları, Trez library. Geçen açmıştım. Neyse birazdan şey yaparız, ders arasında bakarız. So stdio.h has those declarations. For standard streams, you don't have to open and close. You don't have to open keyboard and terminal streams. They are already open. So if you print something, it goes to your screen. So you don't have to open it and close it. But other streams, you need to open and close it. Such as file.
STDIO.h header file contains several different input and output function declarations. They are grouped into 8 different categories, as will be shown in next figure. The first 3 will be discussed in the following sections. Later will be discussed later, so they are related to binary input and output. Opening file and closing files, formatted input and output like printf, printf, and fscanf. Character fgetc, fputc, line input and output, block input and output, file positioning, system file operations, and file status. So these are binary operations that we will discuss later. Okay, here is an example. Koymak zorundasın. Sadece A diye bir veri bulunacağım. A eşittir 5 diyeceğim. Sonra 12 ile çarpacağım. Kullanıcıya hiçbir şey söylemeyeceğim. Sadece program bulunacağım. Başka bir input girmiş olmuyor mu? Yok. Ama bir denesene onu. Haklı olabilirsin. Şimdi değil de yani. Hiçbir şey çağırmazsan öyle bir ihtiyacımız hiç olmadığı için. Program çalıştı, bıraktı. Input and output yapmadı. Şey olabilir. Haklı olabilirsin. Ya işte compiler akıllıysa, bu adam böyle yapmış olabilir derse vermemesi lazım. Ama veriyor olabilir. Yani input output yapmadan sen ne çalıştırıyorsun da diyebilir yani. Evet yani bu compiler hiçbir zaman şey yapmaz. Kalıyor. Gizli kalmış hazine. İşte hayır. Compiler kodlayan öyle bir şey kodlamaz. Çünkü şey çekilir. Bunun yerine ben şöyle kullanıyorum. Koda bakarım, gerekli bir kütüphane var mı bu fonksiyon için? Eğer varsa dedim ki kütüphane mi? Yani o şekilde kodlamak daha mı? Yok. Compiler önce ekliyor onları. Ekliyor. Sonra başlıyor bakmaya. Buldukça var mı var mı var mı diye gidiyor. Eklemeyince, bulamayınca gene hata vermemesi lazım. Dediğin doğru. So, file stream is indicated with keyword file, and it is uppercase. As described here, file star is a pointer, file star. SP data. SP data is the file pointer variable to the file so that we can access our file through the pointer. Pointer will be used to access to a file as a stream. So this is the file as a stream. You set a pointer to the beginning, and as you move your pointer, you can go up and down in the file. Normally, files are handled from their top. So, if it is the stream, it has a direction. So, if it is the file, beginning upper part is the beginning part of the stream. So, if you set a pointer to the file, the first thing you read is usually the first character in the file. If you read again, you read the second character. Read again, third character. So as you read, pointer is increased. Okay? Ederler. File olarak ederler. O zaman zaten datayı çekmiş oluyorsun. Yani çekmiş oluyorsun. O zaman file kalmamış oluyor. Reme file çekilir mi? Çekilir. Hepsini oku. Şey, hepsini okuduğun zaman. Ayrı ayrı da file'ların hepsini çekersen
direct array'i çekmiş olursun. Başka bir implementasyon var. Hard drive partition'ını RAM'de yapabilirsin. Eskiden o daha fazlaydı. RAM üzerinde bir data structure tanımlarsın. Bir de fonksiyon tanımlarsın. Diske yazıyormuş gibi yapar. Tamam efendim yazıyorum der. Ama RAM'a yazar. Bu sefer hızlı bir disk sahibi olmuş olursun. Ama elektrik gittiği zaman gider. Aynı zamanda RAM'de de çok harcamaz mı? Harcar. Ama biz sizin kadarken bilgisayarlarda şey yoktu. Hard disk yoktu. Her şey RAM'de mi? Floppy drive vardı. Bir floppy drive'a sığmazdı program. RAM disk diye bir program vardı. RAM disk açardık. İkinci floppy de yok çünkü. Bu floppy'dekini RAM'e atardı kısmını. Öbür floppy'yi takardı. İkisiyle beraber çalışırdı. Yani öyle şeyler yapılabiliyordu. Şu an böyle şeyler gerekli oluyor mu? Şu an gerekmez. Database ancak işlerinde RAM'a atman gerekiyor. In-memory. In-memory database diyorlar onlara. Mesela işte Oracle olsun, SQL olsun. Bunlar in-memory çalışıyor bazıları. Çok hızlı bankacılıkta falan. Orada search merge daha hızlı oluyor tabii haliyle. Diskten şey yapmakla. Ama orada da kopyasını devamlı tutuyor şeyde. Diskte. Sen o arama yaparken in-memory çalışıyor. O şekilde çalışıyor ama gene disk structure'ında değil artık. Array olarak tutuyor. Peki niye o zaman hard diskler falan kullanıyoruz? Gigabaytlarca RAM'de. Parasızlıktan. Paran olsa hepsini RAM'a koy, jeneratörü bağla. En kralı o yani. Ama öyle değil. Böyle bir şey bir sistem istesek kurabilir miyiz? Kurarsın tabii. Aslında RAM'a gerek yok. Şey, aslında secondary storage'a gerek yok. İdealde. Eskiden de yoktu zaten, çok eskiden. Yani 1950'lerde bilgisayar yaptıklarında hard disk mi vardı? Yoktu. Her şey RAM'daydı. RAM zaten hard disk'ti. RAM'in kendisi hard disk'ti yani. Bu herkes bilmez bunu. Hızla ha? Hız daha mı verimliydi? Yok. Peki şimdiki o zaman hard diskler ne kadar RAM kadar hızlı yoktu? Ya da SSD'de. Bak. Ya öyle de şimdiki RAM'ler kadar iyi miydi? Hocam yine linke yazdım. İyi. Şu. Bu şekildeydi. RAM bu şekildeydi. Üzerinde okuma yazma kafaları var. Bunu size daha önce gösterdim. Bu dönüyor böyle. 12.000 devirle. Şey mikseri gibi. Havuç sıkma makinesi gibi dönüyor hızlı bir şekilde. Bir bit yazacaksan oraya yazıyorsun. Read write. Üzeri sektör sektör şey yapılmış. Şey yapmış. Read yapacaksan read ediyorsun. Write yapacaksan write ediyorsun. Böyle trackler var her şeyde. RAM bu. Şey değil. Sizin simple computer var ya, simple computer'in memorisi gibi düşünün. Simple computer'in memorisini bu drum'un üzerine yazdığınızı düşünün. O kadar yani. Hiç disk yok. Hayır. Bunlar 60'lı yılların şeyleri. Şuna baksana. Bunun videosu var bende. IBM 650'nin videosu var. Bir dakika. Şu.
burada var. Bekleyin. Bende var videosu çünkü. Şimdi bunun sesine dikkat edin. Bu işte RAM. Evdekilere geliyor mu ses? Ses gelecek şimdi. Şu an. Yapsın adam. Yani IBM 650 meşhur. Bakalım. Özelliklerine. Aslında değecek bir şey. Mi? Türkiye'de de ilk bilgisayar IBM 650 gelmiş. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne. Depolamalar masrafa değiyor mu hocam gerçekten? Değmez mi? Tabii adam. Şimdi bakın. IBM 650 tamam mı bu arkadaş? Bu vakum tüplü falan. Yani harbi kompüter. Kompüt ediyor böyle şey gibi. Traktör gibi. 2000 tane yapmışlar. Böyle şey değil. Şaka değil. Evet. 1950'lerde en çok yaygın kullanılan kompüterler bunlar. Texas A&M demin beyefendinin kullandığı Almanya'daki kompütör müzeyumda çalıştırıyorlar bunu hobi olarak. Orada işte ayda bir, yılda bir gelip şey yapıyorlar. Nostalji yapıyorlar. Yani makineyi çalıştırıp işte çalışır vaziyet. Yani. Tabii. O video yeni. Ve kullanan adam yaşlı da dikkat edersen. Emekli. Yani eskiden kullanıyordu muhtemelen. Meraklı yani. Şu alet low costmuş. Bak öyle diyor. Şimdi memory RAM işte bu. Kapasitesini bulmaya çalışıyorum. Card reader var. Demin gördünüz. Main memory RAM gördüğünüz RAM memory 1000, 2000 ya da 4000 word uzunluğunda. Bir word değişiyor bunlarda. 20'lik olabilir. Yani byte yerine word kullanıyorlar. 20 bite bir word diyorlar. Ha? Hayır. Word bu dönemlerde ve şimdi de aslında word şöyle. Assembly'de 16'lık instruction'ın bir kısmı data, bir kısmı şey ya, komut biliyorsunuz simple computer'ı. Aynı mantıkla 20 bitlik bir şey var. İlk 8'i komut, 12'si data.
böyle satır satır tak 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 yapıyor. O yüzden data ile komutu aynı satıra koy, aynı Word'e koyuyorlar. Yani makine onu bir defa da işlesin diye. Ona Word diyorlar. İçinde instruction artı data olabiliyor. Data çok uzunsa arkada devam ediyor ama çoğu zaman instruction artı data veya input output neresi falan gibi uzun bir description'ı söyleyen bitler. Gruplanmış şekilde bitler. Orada gördüğümüz makine Arduino'dan daha kuvvetli. Değil. İki buçuk milisaniyeymiş bak. Memory access time. 2.5 milisaniye. Hard disk gibi düşünün ama hard disk değil. RAM. Şu an RAM'lerin access time'ı ne kadar? Bilen? Tahmin edin. 10 nanosaniye falan. Nanosaniye ile milisaniye arasında da ne kadar fark var? Mikrosaniye? 6 sıfır var. Dolayısıyla 2,5 milisaniye bir şey. Yani bunun böyle bir sene başında vermiştim ya kıyma makinesi örneği. Yani neredeyse çalıştığını görebilecek, gözünüzle görebilecek kadar yavaş. Hani bir şey yapsa. Ama yapıyor sonuçta. Kodu yazıyorsun, yapıyor. Bu kadar hızlı yapan ucundaki altından falan. Nanosaniye olmasının sebebi. Bu manyet dönüyor adam ya. Fiziksel olarak ne yapsın? Hard disk. Hayır, bunların bu kadar yavaş olması neden değil. Bugünkülerin bu kadar hızlı olması neden. Silikonda çalışıyor şu anda birincisi. Bir de küçük. Yani solid state'de hızlı tabii. Yani en yavaş olduğu yıllarda da zaten 1000 nanosaniyemiştir. Yani 1 mikrosaniyemiştir. Çip yapıldığında. Hard disk zaten çok şey... Yani dönüp gelmesi lazım dönme dolap gibi. Aynı bitin. Hani dönme dolap değil de dönme dolap tabii. Diyelim ki bir bit yazdın. Dönüyor ya devamlı. Adam gitti tepeye. Tekrar ihtiyacın var dedin. Dönüp gelmesini beklemen lazım. SSD'de de yine o kadar değil. SSD'de başka sorunlar var. Onlarda işte dönme dolap değil de şey gibi lojman gibi askeri lojman gibi kapıdan güvenliğe söylüyorsun, güvenlik haber veriyor, geliyor falan. Böyle bir gecikme var şeyde. Seni sokmuyor içeriye direkt. Nedeni güvenlik falan mı? Hayır, içerideki yollar ona göre. SSD'de. 2,5 milisaniye. Hard disk. 20 dijit akülüm, bak. 20 dijit akümülatörü varmış, görüyor musunuz? Yani bu dönemin makinelerinde şeyler geniş. Word'ler geniş. Sebebi de işte dediğim gibi instruction artı datayı bir defa da şey yapayım, yazayım oraya hikayesi var. Extra storage unit yapmışlar. Manyetik bilmem ne vesaire. Instruction set. 2 digit operation code, 4 digit data address and 4 digit address for the next instruction. Next instruction'ın da nerede olduğunu söyleyecek bir şey var. Hepsi tek word içerisinde. Base machine had 44 opcodes. 44 tane instruction'ı varmış. Instruction sayısı tabii şeyden fazla. Simple computer'dan fazla. Çünkü simple computer ders için yapılan bir şey. Realistik değil. Daha sonra ekstra para verirsen 97 adamlar operation kodu da parayla satıyorlarmış direkt. Opsiyon. Transistör yok değil mi? Hı? Transistör. Tabii onu kart takıyorlar şeyli. Transistör yok. Vakum tüplü kart takıyorlar. Onlar maliyet. Onu da anlayacak kartları taktığın zaman. Maliyet. Ne kadarmış? Transistör yok da işlemi nasıl yaptırıyorlar? Ne? İşlemi nasıl yaptırıyorlar transistörde? Nasıl? Hani temelde transistör oluşturmuyor mu gate'leri bizde şu an? Evet. Onlarda ne yapıyor yani bu gate'leri ne oluşturuyor? İşlemi yapan kısım nasıl yapılıyor yani? İşlemci nasıl çalışıyor yani? Onu söyledim ya ta ilk başta. Transistör bir,
Gene mi başa alacaksın? Bunu niye yapıyor ya? Ben mi bir hata yapıyorum? Çok kısa anlatayım onu. So your question is how a transistor is used to make a computer. Ne? Biz şu an bunu kullanıyoruz. Transistörleri kullanıyoruz. Evet. O eski bilgisayarlar neyi kullanıyordu? Transistör yoksa işlemi yaptırmak için. Tüp. Vakum tüp. Onlarla mı gate oluşturuyorsun? Vakum tüple gate oluşturuyorsun. Vakum tüple de gene iki tane şey var. Bir de burada bir tane daha uç var. Burada eksi var, burada artı var. Burası ısıtılık, sıcak. Tamam mı? Bunu ısıtmak için ayrıca iki kablo daha geliyor, 12 volt. Burayı ısıtıyorlar. Burada 5000 volt var. Burada 0 volt var. Burada da bir tane şey var, gate var. Buradan biraz artı verdiğin zaman, buradan buraya elektronlar uçmaya başlıyor. Bunu vermezsen uçmuyorlar. Uçarak karşıya geçiyorlar. Ve da geçmiyorlar. Bunu kontrol ediyorsun. Transistör olmuş oluyor. Tabii uçmuyor başka türlü. Vakum olmazsa burası korozyon oluyor. Vakum olmak zorunda. Yani havayla olduğu zaman elektronlar bu sefer iletkenlik hep iletiyor. Hava olmaması lazım orada. Olabildiğince vakum. Vakumda elektronlar uçarak karşıya geçiyor. Tabii bu karşı dediğim böyle buradan karşı köprü değil. İki şey arasında. Ama mesela televizyonda aynı şeyle. Televizyonda, tüplü televizyonda arkadan elektron basıyor. Ekrana kadar uçarak geliyor. Ekranda fosfora değiyor. Şey yapıyor. Işığa dönüşüyor. Aynı yöntem. Daha önce işte Charles Babbage'in analitik engine falan gibi şeylerinde bunu mekanik yapmaya çalışmışlar. Yani şu tuşa basarsam daktilo gibi. Daktilonun biraz daha şeyini düşünün. Kompleksini düşünün. İşte buna da basılırsa bu da basılsın falan gibi. Or more vesaire gibi şeyleri o şekilde mekanik düşünmüşler. Ama yine yapılan yine bakım değil mi? Hayır. Mekanik. Sanayi istesin. Elle yapmış. Saatçi gibi düşün yani onu. O işte 1800'lerde falan yapılan öyle makineler var. Ya da işte daha sonra bir uzun süre kullanılan facit makineler var. Mekanik kalkülatörler var. Onlar mekanik yani. Başka bir şey yok orada. Ekstra bir şey. So, coming back to the file, you start with the file keyword, that is a capital and pointer, that is the name of the pointer, and then you access it, you open it by saying that sp_data is equal to fopen, my file name, and mode. This is the mode. You can have C/something. In that case, that will give you full path. If you don't give any path, that will look for the path that the program is in. So it will look in the same directory with your program. Or you can use double dot back, so you can reference relatively to your program. One directory down, one directory up. For example, you can say images
myimage.jpg, for example. So that means there is an images directory in your folder, in your directory, subdirectory, in your directory, not whole path. For Unix systems, it is forward slashes. For Windows systems, it is backward slashes. But backward slashes are different in C language. For example, when you say backslash n new, this is also backslash n. So forward slash is also söyleyeceğim şimdi. So when you do that, when you do this, there is a physical file, and physical file is accessed through the stream. And if you start reading from this, if you start reading from this this file, you can access data. And this pointer moves up and down in the file. So these are the basic modes for reading and writing files. Open the file in read mode. If the file exists, the marker is positioned at the beginning. The pointer is positioned at the beginning. If file doesn't exist, error returned. Write, if file exists, it is erased. It is erased for new file. If file doesn't exist, it is created. If file exists, marker is positioned at the end. So, for example, you are going to add something to the file, like a log file. Add something to the file, to the end. The mode is append. So, mode, if file doesn't exist, it is created. So these are the small differences. There are more modes I'm going to talk about. This is the read mode. This is the write mode. This is the append mode. Append mode positions your pointer up here before end of file. Şunu mu? Ha. Şuraya hoş bir yere yazayım ben onu. Şurada söyleyeyim, aynısı burada da var. Birlikte. When you let's say there is a file on your hard drive and you want to access to this file. You can access to this file using file pointer. But which file pointer? Okay, I am going to declare it. Let me declare it. So I am declaring it. My file pointer is sptemps. Or my file pointer is Ali. So anything, right? Then you have a file pointer, but which file? You don't know. It can be, for example, you can have two files. One of them is hasan.txt. Other one is veli.txt. Which file I am interested in? I don't know yet. So I have to connect my file pointer to a file. I have to open a file. And it is done here, fopen. So this pointer is created. When I create that pointer,
A memory is reserved for the pointer, but it is empty. Content is not defined, but it is allocated after this. It is allocated. So when I open it using this equality operation, fopen, file name, read, then it is assigned. Now I can access. So my pointer is now connected to the file. It allows me, it will allow me to access the content of the file or write something to the file. Yani artık sebebi temsil için o file'ın olduğu memory cell'in için memory cell sayısıyla dolu mu? Hayır. Memory cell'de file'ın neresinde olduğunu tutuyorsun. Mesela lojman dedik ya, lojmandaki arkadaşların, askeri lojmanda arkadaşların var. Sırayla çağıracaksın onları. Biraz kötü bir örnek oldu ama komutan herkesi içtimaya dizecek gibi düşünelim. Sırayla okuyacaksın. Gidiyorsun. Çağır Ali'yi diyorsun. Bir numarayı çağır diyorsun. İki numarayı çağır diyorsun. Üç numarayı çağır diyorsun sırayla. Sen onları bir yerde tutuyor musun? Hayır. O başka bir şey. Ama kimi çağırdığını nerede tutuyorsun? O herif biliyor. Sonrakini çağır. Sonrakini çağır diyorsun ya, kapıda bekçi var. O bekçi tutuyor şeyi. Ben en son kimi çağırmıştım diye, şimdi kimi çağıracağım diye tutuyor. Sen bir sonrakini çağır dediğin zaman genel olarak o güvenlik görevlisi memoride rezerve etti ya, ben adam çağıracağım zaman nerede olduğunu kaydedeceğim diye bu binadan. O tutuyor. İşte o pointer. O güvenlik görevlisi pointer. Bir sonrakini çağır dediğin zaman o bir sonrakini şey yapıyor. Dolayısıyla file'ı memory'e kopyalamak diye bir şey yok. Sen biraz öyle sordun. Hayır, ben sadece SP Temsin içinde ne olduğunu anlatıyorum. SP Temsin içinde güvenlik görevlisinin hangi daireye gideceği var. Yani bu dosyanın memory'deki yeri mi var? Yerinin adresi. Diskteki yerinin adresi var. Peki hocam, şurada neden bir term stubs mesela ona ulaşacağız ama bu nerede? Bunu niye yazmadık? Anlamadım. Çünkü o anki yerde. Ne, bir dakika, bir daha söyle. Term dosyasının nerede olduğunu belirtmemiz gerekmiyor mu? Aynı yerde. Aynı programın yerde. Olduğu yerde. Acemi. Olduğunu mu bahsedeceğiz? Hiçbir şey yazmazsan öyledir, evet. Ama biz yine belirtiriz değil mi? Belirtirsin ama gerek yok. Çünkü ödev yapıyorsun. Yani örnek çözüyorsun vesaire. Aynı klasördesin. Hocam, burada istemsin değil mi? Yani içindeki adresi, ya, printf yazdırmak istesem, printf'de yüzde ne yazarak yazdırabilirim? O demiştim. O olursa heksadesimal. Evet. Adres olarak yazdım. Adres işte. Yani şey, yani şu slash'ı versin. Dizin şeklinde. Slash'lı versiyon dediğin hangisi? Dizin yazdığımı istedim, adresi yerine. Dizin dedin. Klasör. Evet, nerede oldu? Aa yok. Hayır. Şimdi bak. Pointer olarak var ama diskin üzerinde nerede olduğuyla arada bir interface var. File system interface var. O sana doğrudan söylemiyor onu. Yani bir sayı elde edersin ama o sayı senin human readable şekilde burada 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 klasör diye değil. O bir sayı gelecek sana. O sayıyı file system interface biliyor. Bir sonraki dediğin zaman o file oradaki şeyin bir sonraki diye görüyorsun ama şey değil. Şey gibi değil mi? Kaç numaralı odada kaldığını ama hangi binadaki bilmiyor. Onu açarken operating sistemde open files diye bir şey var. List var. O listede pointer'lar var. O da oraya kaydediliyor falan. Böyle bir şey var. Yani runtime'da programın bir tablosu var. Oraya kaydediliyor. Hangi file'lar bende şu anda diye. Onu da zaten güzel sordun ama onu da hiçbir zaman şey yapmıyorsun.
kullanmıyorsun yani. Antivirüsümde nereye şey yaptığımı aramak için bastırdın. Yani Apple'ın ne çıkardığını anlamak için lazım olmuşlar. Anladım, anladım. Çünkü şey yapmadı. Yazıyordum portu, komportu. Gitmiyordu. Yeni dosya atıyordum. Next thing is checking errors. So if you cannot open, if you cannot open in read mode, the pointer will return null pointer. Pointer will return zero. So by checking whether this operation is equal to null, automatically assignment is performed, and if it is null, this condition is satisfied, automatically you go to error. So this is an interesting approach to this is an interesting approach to file opening and things like things that are critical for their execution. Therefore, we check whether the result is failed here. If it is failed, you print the error code. If it is not failed, you already executed it, so you continue. Hocam, biz niye burada error bastırdık ki? R olduğu için kendisi zaten error vermeyecek mi? Vermez. Neydi error veriyordu? W'da mı? W'da yaratır. Read'de verir sadece. Bak. Tamam, bu da read'de vermesi gerekmiyor muydu? Biz niye verdirdik? Ona anlamadım işte. Ne, nasıl verecek? Error verecek. Null dönecek işte. Error is returned dediğin null dönüyor. Sen onu ekrana bastıramıyorsun. Ha, ekrana kendi basmıyor mu? Hayır. Ha. Peki o exit'sin olayı. Burada bir fonksiyonda yüz kodundaki hatayı vererek ben faili açamıyorum. Üzgünüm, üzgünüm diyecek. Exit tüm kodu bitiriyor değil mi? Sadece döngüyü falan. Evet, tüm koddan çıkıyor. Sisteme geri çıkıyor yani. Orada şey yapıyor. Yüzle çıkıyor. Onları tanımlayabilirsin. İşte evet, mesela. Onu daha sonra tanımlıyorsun. Veya oraya bir işte print dersin. Error opening bilmem ne dersin. Exit 100 dersin. Yani ne, hangi kodla çıktığın tanımlanabilir. Tenlere mi basıyor? Ne? File mesela read ediyor ya. Evet. Tenlere mi basıyor? Hayır, daha bir read etmedik. Sadece dokunduk file'a. Daha hiç okumadık burada. Yani açtık. Okuyacağımızı söyledik. Okuyacağımızı söyledik. Bağlandık yani. Bu bağlanma şeyi işlemi. Tamam mı? After working with the file, you have to close it. So if close SP temps. Try to close it. If you can close, it is closed. If you cannot close, it returns end of file. Then error closing. Nasıl kapatabiliriz? Sonuçta çalışıyorken de silinemez. Sistemden busy flagini bir şekilde multi-threadli yazıyorsan, çok threadli yazıyorsan, o threadler onu kullanmıştır, kullanıyordur, preyni değiştirmiştir. O yüzden close edemeyebilirsin. Bir de neden kapatmıyorsun? Çünkü read'de o kadar değil ama bir başkası yazacak olabilir. Write'da mesela. Bir başkasının da kullanabilmesi için onu kapatman lazım. Aynen de şey read ya da write yapamaz mı? Aynı anda iki tane read yapabilir. Ama write yapamaz. Write yapamaz. O yüzden işin biter bitmez kapatman gerekir. Bu dosyayı değiştirmekler atıyor. Tabii. Hayır, diğerini açtırmaz. Error döner işte. Yok hayır. İkisinin write edememesinin nedeni dosyayı değiştirdiği için mi? Tabii. Kimdi? Kiminki en son olacak? Bilemezsin. Dolayısıyla dolayısıyla if'lerle böyle gitmek. Yani bir dokunup işte rahatsız etmiş miydik deyip ne derler? Bir çay alsam rahatsız olur muydunuz diyorsun.
Öbürü buyur al diyor. Ama ben rahatsız oldum mu muydunuzu sordum yani. Hani bir şey varsa söyleyecek hemen vazgeçeceğim. Ama normalde de alırken söylüyorum onu. Çok benzedi evet. So with the files, screen stream, input output stream operations are valid. So scanf, printf, etc. As we discussed at the beginning, are valid. Let's continue. With the scanf printf, we have some control string such as %d, right? And I / n and I parentheses / this is supposed to be / okay. So that was the case with the file input and output. You indicate the pointer at the beginning with comma. The rest is the same for input and for the output. A white space character, a note, white space character is an input format string causes leading white space characters in the input to be discarded. A white space character in an output format string is copied to the output string. So if you printf %d white space %d \n ej, right, the white spaces are printed, but if you enter white spaces, they don't get into the string. So they are discarded. And if two numbers are inputted, I and J is taken in. Boşluk olmak, bir tane olmak zorunda ama birden fazlaysa bir tane gibi. Peki memoredeki yeri değişir mi? Değişmez. Yani onu yanlış yapabileceğini, boşluk yapıp da input yapabileceğini veya işte bir file'dan okurken tablerin değişik yerlerde olabileceğini, bunun çok önemli olmayacağını düşündükleri için yeter ki birbirinden ayrı olsun. Kaç boşluk var önemli değil input'ta. Ama output'ta ne verirsen o. Bununla ilgili bir tane hata örneği var. Şimdi onu göreceğiz. The number, order and type of the conversion specifications must match the number, order and type parameters in the list. So if you have %d, you have to have two numbers. So they should match. Otherwise, the result will be unpredictable and may terminate input-output function. So, unpredictable usually. So sometimes it's sometimes it doesn't. Neyler? Hiçbir sayı yazdırmıyor olabilir. So conversion code %d %i %u CSP and AFEG and bracket for the scanner. For the printf, these are the whole set. This is the whole set. Most of them you don't need it. Also you can define size, precision for the formatted, how many characters are going to be displayed after comma, for the output, for the input, it is not relevant. Width and flags, so left justify, right justify, zero padding, space if positive, etc. For making good tables. So some of them are not used, so don't worry about them.
scanf reads from std in, fscanf reads from user specified string. So scanf and printf std in, std out. But when you have fscanf, you have to indicate a file or stream. Stream is a file, so everything is a stream, including this, but you don't have to open them. Therefore, when you are using these two, it is the default stream, which is std in and std out. If you are using different streams, including files, then fscanf is, or fprintf is used. Sen geç mi geldin? Videoyu yaparsan, istersen. So, the conversion code, percent %i, percent %d, percent %u, o, x, f, f is frequently used, o is used, d is used, and these are scientific exponential notation. C, character, and string. This is also frequently used. P for pointer. If you want to see, again, that was the question. Octal or P? P shows it better. So you can use P conversion code to get the pointer out. Yeah. Beş yazdın, boşluk yazdın, üç yazdın, boşluk yazdın, iki yazdın, boşluk yazdın, enter'a bastın bir kere. Programın bir tane scanf yaptı. Sonra çalışıyor. Sonra bir scanf daha yaptı. Ne okuyacak? Bak. Dur. Bak ilk başta 5 girdin, boşluk, 3 girdin, 2 girdin, 4 girdin, enter'a bastın. Tamam mı? Programında scanner %d bir tane sayı okudu, tamam mı? Okudu. Kaç okuyacak? 5. Sonra bir sürü şey yaptım, print yaptım, bilmem ne, bir sürü şey yaptım. Bir scanf daha yaptın. Beklemeyecek. Üçü alacak. Çünkü stream. Onlar stream'de duruyorlar yani. Onun çaresi flash. Böyle bir komut vardı zannediyorum. Standart mı bilmiyorum. Boşaltıyor stream'i. Sponu çekiyor. O zaman tekrar girmen gerekiyor. Peki 5A3 girseydi? Yine 3 okur muydu? Şu A mı? A'nın 97 mi? 97 alırdı. A'nın ASCII integer karşılığını alırdı. Boşluğu niye? Boşluğu almıyor işte şeyde fscanf'te boşluk eski usul o ayırmak için kullanılıyor. Yani ben boşluğun karakterini alacağım demiyor yani. Öyle bir şey yok. İki virgül koysa falan da mantık karşılığını alacak. Onu net bilmiyorum. Hiç öyle bir şey denemedim. Hatta virgülün de ASCII karşılığını alır gibi geliyor bana. Virgülü beklemez yani. Ama ben boşluğu yine ASCII karşılığını almıyor. Almıyor. Çünkü nasıl gireceğim başka türlü? Yani bana da biraz acıyın yani. Ben ayrı ayrı sayılar gireceğim.
şöyle çözülebilir mi? Scanf'ın içinde şey var ya, boşlukta almak için güzel bir adres. Evet, evet. Onu yapıp ilk ikisini almak mesela. Bir sürü sayı içerisinden mi? Mesela fazla girerse bile ben diğerlerini silmesini istiyorum. Mesela bir ikisini almasın. Sonra stream'i başlayayım. Sonra stream'i siliyor mu bilmiyorum işte orada. Silmiyor. Zaten onu alıyor ve sadece iki tanesini yazdırmış. Tamam. O zaman sıkıntı var mı? Yok. Şunu diyorsun sen. Grup halinde alabilirim diyorsun. Şimdi örnek. Bunu söyledim. Ha, pardon. So, scanf or fscanf reads and converts stream of characters from the input file and stores the converted values in the list of variables found in the address list, in the pointer list. So, fine. Returns the number of successful data conversions if the end of file is reached before any data rate, any data are converted, it returns A of. So if you reach to the end of file before you read, you get AOF. So by checking AOF, you can check whether there is more to read or no. Nothing more to read. So it is the end of the file and no more data to consume. And it is used in reading the files, and we will have an example. So checking against end of file is a good idea. This is an interesting example that just we talked. Enter the price and amount, and the result is equal to scanf %D% AB. R, enter. This one instead of you are expecting two to go A, three to go B, right? Since there is no space, A is 23, B is unknown. Therefore, 2, 3, space, R, / N is entered. Or if 2, 3, space, like the previous example, 5, / N, these values will be 23 and 5. Rather than 2, 3 and 5 for the next element in the stream. So space is kind of important effect to consider. Gerekiyor işte, o zaman olmuyor. Daha doğrusu burada gerekmiyor da burada gerekiyor. Yani input'ta gerekiyor. Format'ta gerekmeyebilir. Orada önemi yok yani. Nerede var anlamadım. Burada önemi yok. Burada önemi var. Boşluk olmasın. Çünkü 2 ile 3'ü boşluksuz veremem ben. Biri 2, biri 3. Yan yana geldiği anda 23. Başka bir şansım yok. Yani 2 ile 3 okumadı değil mi? Ben yanlış anladım. 2 ve 3 okumadı, 23 olarak okudu bunu. İkinci ne oldu? Hiçbir şey. Çünkü burada bir de R'nin alır. Bu öyle dememiş ama başka bir hocadan aldım ya bunları.
Burayı nasıl ki karşına alır? Bir garbage girer oraya yani. Öyle şey yapmam demez. Ve işin kötüsü, okuyabildin mi? Okudum. Okudum ama yanlış okudum. Peki sadece boşluk olsa, R'de olmasa backslash n'in ASCII'sini alır mı? Almaz. Backslash n de şey gibi arkadaşlar. Boşluk gibi. Ya. Yeah. Verelim. Hadi mola veriyor. Hocam okunacak, yazılacak dosya herhangi bir formatta olabilir. Mesela MP3 dosyası falan. Her şey için kullanabilir miyim ben? Mesela MP3'ün kalitesini düşürmek istiyorum. Kullanırsın. Yarın yapacağım onu. Hocam kukalanın yapay zeka nerelerde kullanılıyor? Kukta yapay zeka bir tane bitirme projesi yaptırmıştım. Soruları soruyor sana. Sonra dava dilekçesini oluşturuyor. Biz de öyle bir şey yapıyoruz. Farklı ne? Dille karar vermek için gerekmez. Yani şeyle başla. Avukatların yapacağı işleri yapay zekaya yapabilirsin. Mesela avukat dilekçe yazıyor. Ne yapıyor? Eleman geliyor, anlatıyor işte. Karşı komşu beni dövdü diyor, bilmem ne diyor, şöyle oldu mu işte, bıçakla çekti, şunu mu yaptı falan. Soruyorsun sen değil mi? O soruları soracaksın adama. Avukat ne soruyorsa soracaksın. Ondan sonra şu saatte şu gün gelmiştir de bana apartmanımı, kapımı çalmıştır da bilmem ne oluyor. Hop sen dilekçeyi şey yap. Hadi bunu imzalayacaksın. Yapay zeka orada nasıl kullanılıyor? Yani aktif olarak kullanılıyor. Birazcık daha pasif. Biraz daha pasiftir. Daha aktif olması için daha önceki olaylara bakması lazım. Bize şöyle bir şey düşünüyorum. Şiddetli öğrenmesi gerekiyor. Yani, biz şöyle bir şey düşündük. Buraya yapay zeka var. Mesela bir uygulama yapacağız. Biz onun sorunumuzu anlatacağız. O sorunumuzu anlayacak. Uygulama avukatlar listesinden bir avukatı bizi çekecek. Bu kolay. Yapılıyor zaten. Yapılıyor. Ama yapılıyor olması seni şey yapmasın. Şey ama, herkes sus atıyor. Sen de sana yok hocam öyle değil. Bu hafta sonu bir yarışma gibi bir şey var o yüzden. Sen dilekçe yazma yap. O daha kolay. Mesela kadın tacize uğrayan kadınlar avukata gitmeye utanıyorlar. Tacize uğrayan kadınların şey yapması için mahkemeye başvurabilmesi için dilekçe oluşturma robotu yaz. Şöyle mi oldu, böyle mi oldu, şu oldu, bu oldu falan. Ondan sonra dilekçeyi oluştursun, imzalayın. Ya isimli tabii canım, önemli değil ki isim. Avukata gitmeyecek yani. Yani avukattan çekiniyorsun ya bazı şeyleri söylemeye. Makine seni şey yapacak. Mobil application mesela. PDF oluşturacak. PDF oluşturduktan sonra o çıktısını alacaksın, imzalayacaksın, vereceksin gibi. Hocam, şimdi iki tane %D değer almak istiyoruz scanf'te ama ilkine girdik ve sonra enter bastık. Ve sonra kodun aşağısında bir tane daha scanf var. Orada bir tane değer alıyoruz. Orada girdiğimiz değer öncekine mi atanır yoksa alttakine mi? Yukarıda iki tane mi girdin? Evet. İki tane sayı verdin mi? Hayır, bir tane verdim. O zaman öbürünü ister. Yukarıdaki bekler. Ha, evet, devam edemeyiz. Peki bu arda arda girdiğimiz boşluk sayılar nerede bekliyor? Ha? Arda arda girdiğimiz sayılar stream'deki nerede bekliyor? Kendim stream'de bekliyor işte. Stream bufferları var. Stream. Buffer peki tam olarak? Buffer dedin array. Sistem tutuyor onu. Senin için array tutuyor stream diye. O array'e ekliyor arkasından. Önünden de sana veriyor. Geçen hafta da bir geri test edebilir miyim diye soran kişiyim. Hatırlıyor musunuz? Hayır. Şey, ben onu şey için sormuştum. Ben iki hafta önce bir trafik kazası getirdim. Ondan sonra gecikecek. Hani ben geçen hafta bir... Mail attın mı sen bana? Ben size geç test edebilirim. Bir saat kadar geç test ettim. 4'te 5 yapamadım. Mail olarak attım. Bir daha mail atsana. Trafik kazası geçirdim diye. Belgede var istiyorsun. Geçirdim. Onu da hatırlıyorum. Ya önemli değil. Sen atma, unutmayayım diye. Tamam. Belki yollamıştım, tekrar aynısını oldu. Mail at sadece, hatırlatmak için. Genelde 5'i yapıyorum.
mesela buton eklemişim, o da kaldı. 5 yok ama diferent buton 2. Euro 20 olmak üzere. Yine çalışıyor. Ben şey anlıyorum. Şeyden sonra karısını alırken illa böyle bir şey yapman gibi. Değer bekler. Benim yaptığım gibi. İlla. Ya dile yapacaksın. Ya Ne oldu ya? Ne? Ha, denedin mi? Evet, hiçbir şey yapmış, hiçbir şey yapmasına gerek yok çünkü. Sonucu göre işte bilgisayar olması için yaptım lazım. Evet ama biliyor muyuz yaptım yapmadım. Bilemezsin işte.
Mesela bir tane portakal verip portakalın içinde bilgisayar var diyebilirsin. Evet yani şimdi biliyor muyuz onu? İşte bu hafıza üyesindeki şeyi görmenin bir yolu var mı? Yani sonuçta debug var. Debug'a sokarsan görürsün. Tabii. Tamam. Ona nasıl bir şey mi? İDE'li olanlar da kolay. Debugger'ı açtığın zaman step by step register'ları görebilirsin. Böyle adım 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 değişkenleri görebilirsin. Değişkenin değiştiğini görebilirsin. Peki siz yapmıştır ya. O kadar akıllı değil ya. Sen burada input output yapmıyorsun. Ben bunu yapmasam da olur demez yani. Evet arkadaşlar. Dışarıdakiler ben böyle çekerdim, açardım ben çekerdim. Orada timeout'u o süre bitene kadar çekiyorum. 2 saniyeyi dolduruyorum senin. Ben de 2 saniye mikrofon veriyorsa anında gelecek olan var mı? Çantası olup kendisi olmayan. Gençler siz uyuyor musunuz? Cep telefonu mu bakıyorsunuz? Yok kızarak söylemedim. Size şeyi gösterecektim ben. Dün ödevi yollamaya çalıştım da yurtta internet bayağı kötüydü. Gönderemedim. Gönderemedim. Tamam. Bugün değiştirmesi okuldan geldi duruyor. Yolladım hocam şeyden. Normal chat. Oradan şimdi yolladım burası. İnterneti yolladım. Bana gönderdim diyorsun. Asistana da gönder. Çünkü onlar değerlendirecek, tamam mı? Burak hocam mı? Evet. Oraya bir tane boş bir şey gönderseydin ben yolladım diye. Hocam niye gönderemedin yurttan? Hocam yurdun interneti çok kötü. Tamam da cepten bağlansaydın. Mobil veriyle yüklemeyi denedim zaten sonra. Evet. Evet, hatta size yazdım. Hayır, niye cepten yüklemedin? Ne kadar büyüktü dosya? 100 megabayt. 100 megabayt çekmedi. Hocam, 100 nasıl inanmama bekliyorsun? Hocam cepten. 100 megabayt upload aynı interneti mi harcıyor? Evet. Şöyle gösterebilirim onu. Bana bir şey gösterme canım. Bilgisayarı telefonun mobil verisine bağladım. Tamam. Onun da ekran videosunu aldım. Hani ne kadar yavaş yüklediğini göstermek için. Yani bu sayede inanabilirsiniz. O kadar uğraştığına ödevi yükleseydin. Bir de niye 100 megabayt var? Hocam videoda isteniyordu. Ondan dolayı geçen... Videoyu YouTube'a yükleyeceksin. YouTube'a mı? Hocam direkt yükleyemiyordum zaten. O yüzden... Ödevi yükleseydin sadece. Şey kod dosyasını mı? İşte hocam onu da yapmadım yani. Sen otur. Evet. Zaten son değiştirme şeyi duruyor yani. Son değiştirme tarihi. O zamanın içinde yani dosyanın. Yani video dosyasına video istediğimiz zaman YouTube'a yükleyip link koyun yani. Veya başka bir yere koyun. WeTransfer'e koyun, bir yere koyun yani. Teams'e o video dosyasını yüklemek
mantıklı değil yani. Tabii. Bir de gerek yok. Çünkü onu görmek için bir daha indirmen gerekiyor. Öbür türlü linki olsa oradan izleyebilirsin. O zaman zaten kod dosyasında, Arduino dosyasında son değiştirme tarihi gözüküyor yani. O zamandan beri değiştirmiş. Hoca böyle dedi falan deme şimdi. Asistanlar nasıl davranacaksa öyle davranırlar. Onlar okuyor çünkü. Yani size ödevlerinizi geç verdiğiniz teknik aksaklıklar oldu diye öldürecek halimiz yok tabii ki ama bu sizi bir de şeye sevk etmesin yani. Ya işte hocaya söylerim sonra hallederiz falan şeyine düşerseniz bu sefer zamanı geldiğinde önlem almamaya başlarsınız. O yüzden mutlaka sorunlu uploadların bir penaltısının olması lazım. Tabii ki öldürecek halimiz yok ama bir penaltısı olur yani. Geç vermek, eksik vermekten daha iyi. Ne kadar eksik ve ne kadar geç olduğuna bağlı yani. Okay. So in this case, our example is very very interesting. First, we have a number defined line. That is the compiler directive. Number defined replaces a compiler variable with a certain string or variable. For example, I can define number defined pi and the number 3.14, etc. So later, when I need number pi, I use the word like here, pi, instead of this number. So they can be replaced. One goes for another one. So pi goes for 3.14. 3.14 cannot go for pi, so it is one directional. So define pi is equal to 1.4. It is a variable. So during runtime, it is not created as a variable. So what is the case? Whenever you have pi, for example, circumference is equal to 2 times pi times r. So you can use this as a formula for the circumference calculation of a circle, 2 pi r. Instead of this is equal to writing 2 times 3.1415926 times r. So same thing. Am I using variable here? The answer is no. It's a constant number. Here, constant number. So it is replaced during compilation, not during runtime. Similarly, I can define other things, such as define flush while get character is not equal to backslash n. Keep getting it. That means, as our previous example, if there are remaining numbers in the stream, use them and finish them until backslash n, so that no remaining number is left in the stream, in the buffer. So that is what flush is. So when I say flush here, actually, during the compilation, this part is replaced with the flush. Flush word will be replaced with while get character is not equal to backslash n. Lan? Ben koptum mu? Bir sürü şey yazdım ben buraya.
dur. Tekrar paylaş. Okay. So let me go back. When I say C is equal to 2 times pi times R, it is equal to 2 times 3.14 times R. So these are the same. And pi is replaced with 3.14 during compilation, not during runtime. Do you understand? Pi character is replaced with 3.14 whatever during compilation, not during runtime. So it is not. This is different. In this case, I am creating a variable which its name is pi. But when I use define pi 3.14, there is no equal sign. Pi is replaced with 3.14 during compilation, not runtime. So it is the same as writing the number there in the program. So it is a way of making your code more understandable, more elegant, more flexible by define statements. Therefore, here define flush is defined by while get character is not equal to backslash n. So it keeps getting characters from the input stream. Nerede? Şu olarak anladık. Artık A diye bir şey yok. Her zaman o. Her zaman. Evet. Çünkü compiler direktif o. C'yi yapmak için yaparken şöyle yapacak. Sanki oraya 2x3.14 yazmış gibi yapacak program. Bu sefer de C yerine tamamen işlem alıp koyacak yani, öyle mi? Hayır. R değişken. R program içinde değişken. Yani her pi kullanacağında 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6 demek yerine tepeye define pi equals to pi, define pi 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6 yaz. Aşağıya da pi yaz. Veya aynı şekilde true false'da da bazı programlarda ister. Define true 1, false 0 dersin. 1 yerine true dersin. Veya define Ali 5 dersin. 5 demek yerine Ali dersin. İşte bu değişken değil. Bu compiler direktif. Mesela define, number define, step size 0,0001. Böyle bir şey yaptın diye. Tamam mı? Bak dikkat edersen noktalı virgül de yok. Çünkü önünde number işareti var. Sonra bir for döngüsü yaptın. For döngüsünde step size diye bir şey kullandın. İşte o kullandığın 0,0,1 ile hemen yer değiştirilir ama kullanırken değil. Ta compile ederken ilk başta. Sanki öyle yazmış gibi programın compile edilir. Sadece definer için mi geçerli? Sadece definer için geçerli. Hayır değil. Onlar o zaman değişken. Onlar runtime'da. Bu senin programı yazarken öyle yazdığın gibi bir etki yapıyor yani. Daha runtime'a geçmeden, daha programı öyle yazmış gibi oluşturuyor. Fark etmiyor, o görsel olarak. Number define step size 5 de diyebilirsin, 0,0,1 de diyebilirsin. Ne olduğunu o yeri gelince şey yapacak. Mesela burada
C eşittir 2 çarpı 3 14 diyorsun ya. Mesela buraya P'ye ben eğer buraya Ali deseydim, define P Ali deseydim buraya Ali yazacaktı. O zaman hata verirdi. Compilation hatası verirdi. A eşittir 5 yazmak yerine onu define edebilir miyiz? A eşittir 5 eşittir. Ama bir daha değiştiremezsin. Ama yapabiliriz yani. Yaparsın ama o nedir biliyor musun? Aslında A diye bir şey yoktur aslında orada. A gördüğü yere 5 koyar. 5 koyar ve bir daha A ma yok artık. Yani runtime'da A diye bir şey yoktur. 5 vardır. 5 yazmış gibisindir yani. Oraya 5 yazmaktan hiçbir fark yoktur. Mesela i eşittir i artı 1 diyorsun ya. Define adım büyüklüğü 1 yaz. Define adım büyüklüğü 1. I eşittir i artı 1 diyeceğine i eşittir i artı adım büyüklüğü de normalde 1. Ama çok yavaş çalışıyor programın. Bir iterasyon yapıyorsun. Hızlı. Ta bir sürü yerde kullanıyorsun onu. I eşittir i artı 1. Hep adım büyüklüğü diye geçiyor. Ya ben biraz hızlı yapayım. Deneme amaçlı kullanıyoruz. En tepede adım büyüklüğü eşittir. Adım define adım büyüklüğü 5 diyorsun. Bir daha compile ettiğinde bütün programın 5 ile compile ediliyor. O artı 1 yerine hepsi 5 oluyor. Onu printlemek istediğinde yine yüzdeler kullanıyoruz. Yani. Print yok orada. Onu print eder mi? Değişken değil ki. Neyi print ediyorsun? Compile edilmiş artık. O gitmiş. Atı alan Üsküdar'a geçti. Neyin? 5 sayısında printleyemez misin? Printlersin. Nasıl? Yani yüzde D yazıp virgül 5. O zaman 5 yerdir mi? Bu da aynı şey değil mi? Bu olmayabilir. Değişken bekleyebilir. 5'i değişken mi? 5'i o şekilde basmak istersen belki basar. Ama yani compiler'a bağlı bir şey mi? Basıp basmamızı. Yok, implementasyona bağlı. Yıllara bağlı daha çok. Şu anda hepsi aynı çalışıyordur da muhtemelen basmaz. Çünkü 5, string olarak 5 basmak istediğini düşünür. Onun da tırnak içine girmen lazım. Hocam. Efendim. Ben bu ekrandaki kodla ilgili bir soru soracağım da. Bir sor. Hani flash'tan sonra mesela if io result eşittir 1 dedik ya. Oraya geleceğim. Evet. Ha. Şöyle. Hani io result için 2 değer scan dedik. Hani bir amount mu soru hani şey check ediyor yoksa price mı check ediyor? Şimdi kaç tane okudu? Kaç tane okudu? Eğer birse price incorrect. İki ise ikisini de okuyamadıysa ikisi de amount yani birinci şu hatayı alıyorsa biraz sonrakinde amount incorrect. Burada da price incorrect. Neden? IO result'ımız 1 ise bak 2 değilse ya 1 ya 0. Yani sadece birini okuyabilmiş veya hiçbirini okuyamamış mı? Bak 2 değilse normalde 2 olması lazım. Tamam mı? Kaç tane okuduğunu dönmesi lazım. 2 değilse bir tane okuyamadı. Birse ikinciyi okuyamadı. Bir tane girildi. Sıfırsa o da değilse ikisini de okuyamadı. Dönüyor. Tamam hocam. Bu şekilde bu yani özellikle embedded sistem geliştirmede sürekli
acaba okuyabildim mi? Acaba okuyabildim mi? Ya okuyamadıysam, ya gelmediyse diye bir panik içerisinde yazman gerekiyor programını. Bu onu şu anda yaptığı o. Yani tam olarak okuyabilmesi gerekiyor. Hep böyle olacak gibi değil. Ya olmaz sayı der, sürekli düşünmen lazım. Önce emanet alıyor, evet. Yok yok, onunla ilgili değil. Önce tanımlamış olmalı. Hayır. Yukarı değiştir. Yani program içerisinde step size değiştiremezsin artık. Tamam, öyle bir variable yok. Çünkü variable değil. Tamam, aşağıda in step size diye bir şey tanımlasak o ikisi birbirinden bağımsız. Compile etmez. Evet. Aslında öyle bir variable varmış gibi davranmıyor. O variable'ı bu şekilde bir define var diye hata verir. Variable'ın adını değiştir diye uyarır. O yüzden de variable isimleri küçük harf ya da küçük büyük karışık. Define'lar da genellikle büyük, komple büyük harf verilir. Ki hani çok da fazla karışmasın diye. So the operation is enter amount and price question mark 1525. Amount incorrect, re-enter both fields. Amount and price 100 question mark. Price incorrect, re-enter both fields. Enter amount of price. And it is correct. One of the common mistakes, I make this mistake very frequently too, missing address operator. So that's quite dangerous. I mean, it doesn't work that way. String'de string zaten pointer. String dediğin şey pointer zaten. Evet. Please enter the price, percent D, address of A. Input stream before, this is buffer issue. This was the stream before, and there was a empty character. Please enter the price. Stream is automatically read. This 23 is taken in because it was already in the stream. After scanf, this is read and stream points to the next character. So if you read something else again, you will read R. For the second time. And R is not equal to percent D. They don't match. And it will read incorrectly. Fscanf, R pointer. %D AB. So if the input stream is containing two numbers and contains two, the number of items read, so that you can check whether you are successful or not. When you have
fscanf similarly percent %d percent %d ab and only one thing and if n equals to 1. So it can't be read. That is what it says. Now we understood. It is not digit. FP pointer. F open'ını açtık ya. Hiçbir şey kalmadıysa dosyanın sonu, dosyanın sonuna gelmişiz artık. Okumaya hala zorluyoruz. N eşittir E of olarak dönüyor geriye. Dolayısıyla N eşittir E of diye kontrol ettirebilirsiniz. You can check the value of N against EOF. EOF system defined. Gerekli. Hayır. Teker teker okuyoruz. Orla falan. Discarding the return character is different from consuming it. Discarding can be done by white spaces in the control string. Consuming can only be done by reading the return character with a percent %c. So with percent %c, like get character, similar to get character, you can read it with percent %c and you can consume whatever is available. D U O X F E exponential G. These are the extended versions of the format characters. It could be left justified, right justified, any size, etc. So these flags are usually size and appearance flags. This is size and this is appearance flags, and the type flags. You don't have to learn all of them. You will just see it from place to place, but the variations are very different. Niye tanımlamadın? Onsite artı eksi değil. These are the character and these two are important. Characters are strings. Yeah. I think that's enough. Appearance. So how should it appear on the screen? Left justified, right justified, or with some space in between, etc. For example, if there is a padding on one side, or do we have plus sign? Do we need to print plus sign if the value is plus? You can specify it. Or scientific format, etc. So just experiment with this if you are interested. I think we are fine now. We will continue tomorrow. Okay. I am going to continue to binary files as well. Görüşmek